3 tane önemli yan anlatımda fayzonun kesiştiği bir yer. Bunlar Doğu Anadolu fayzonu, Kuzey Anadolu fayzonu ve Varto fayzonu. Bilindiği üzere Kuzey Anadolu fayzonunun bazı kesimlerinde uzun yıllardır depremler olmadı. Fakat depremlerin olması gerekiyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi bizim Yedisu Fayı ya da Yedisu fayzonu adını verdiğimiz Bingöl ile Erzincan arasındaki yaklaşık 75 kilometrelik fay kuşağı. Bu fay kuşağının tek parçalı olarak kırılması halinde 7'den büyük deprem üretileceği hesaplandı. Bununla birlikte bu fay kuşağında en son deprem 1784 yılında oldu. Kuzey Anadolu fayının deprem tekrarlanma aralığının 200-250 yıl olduğu düşünüldüğünde burada deprem olması, kısa süre içerisinde deprem olması çok olası ve maalesef Bingöl ve çevre illere hasar verebilecek bir deprem olacaktır bu maalesef. Bunun yanında Bingöl'ü kesen Doğu Anadolu fay zonunun bazı fayları da var. Özellikle Ilıca ya da Gönlük Vadisi ile Palu arasındaki Doğu Anadolu fay zonunun kolları uzun süredir kırılmamış vaziyetteler. 150 yıldır üzerlerinde deprem yok, tespit edilememiş. Dolayısıyla bunlar da bizim jeolojide sismik boşluk dediğimiz deprem kuşakları. Bu kuşakta da maalesef 7'ye yakın depremler olabilir. Çünkü Doğu Anadolu fayında 6.7 ile 7.2 arasındaki depremler kayıtlanmış. Bununla birlikte Kuzey Anadolu fay zonu ve Doğu Anadolu fay zonu arasındaki dağlık alanda da çok sayıda ikincil faylar var. Örneğin 2003 yılında gerçekleşmiş olan 6.3 büyüklüğündeki deprem böyle bir fayda yaşandı ve Bingöl merkezinde 170'ten fazla insanımızın vefat etmesine neden oldu. Bunun gibi Nazımiye, Karakoçan, Bingöl fay zonu, Sancak, Uzunpınar fay zonu ve aktif fay haritalarında, diri fay haritalarında çok da fazla yer almayan Kiyu Yayladere fay zonu gibi faylarımız var. Bunlar da maalesef bölge için tehlikeli depremler üretme potansiyeline sahip görünüyorlar. Buradaki bahsedilen bütün faylar deprem üretme potansiyeli yüksek faylar. Bunların üzerindeki depremlerin ne zaman olacağına dair net verilerimiz elbette yok. Fakat bazı olasılık verilerimiz var. Olasılıklar şunu gösteriyor. Bunların hepsi deprem üretme potansiyeline sahip. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.